29 Mart 4 Nisan değerli koç burçları, duygusalın dibine vuracağımız bir hafta. Yükselen Vay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. Akkaya Official Instagram sayfam takip edebilirsiniz. Günlük yorumlarım var. Yani ağlamak isteyebilir, işte mırıldanabilir, alınganlık yapabiliriz, en ufacık şeyi abartabiliriz, işe de istifa kararına kadar gidebiliriz, yöneticilerimizin bakışından rahatsız olabiliriz, etrafımızdaki enerjinin sizi devamlı gözetlediğini düşünüyor ve her an işten çıkartılma kaygısına girebiliriz, çıkmak isteme kaygısına girebiliriz. Böyle abidik gubidik bir enerji haftanız var. Bu da hem güneşin hem de Merkür'ün balık burcuyla alakalı bağlantısının olduğunu düşünerek hareket ediyorum değerli koç burçları. Biz rutin hayatımıza, uyandığımız yaşama lütfen dönmemiz gerekiyor. Bakmakla yükümlü, ödemekle yükümlü, çevrenizle alakalı borçlarınızla ilgili yükümlü olaylarınız çok fazla var. Şu an tembellikten çok işe ve hayata sarılmaya ihtiyacınız var. Yani ben sizi bunu Ağustos'ta yapın derim ama özellikle 29 Mart ve 4 Nisan, 21 Nisan'a kadar bunları yaptığınız takdirde işinizde çıkartılma gibi çevrenizdeki insanların sizin iş başarınızla ilgili yanlış ifadeler ve puanınızın daralma noktası söz konusu olacak. O yüzden biz işe sarılıyoruz. Nasıl sarıyoruz? Sımsıkı sarılıyoruz. Kurumsal ya da devlette çalışıyorsanız, beklediğiniz yeni başka bir şehir ya da tayin ya da atamanız varsa bununla ilgili olumlu evranız %100 elinize geçmiş olma ihtimalini gösteriyor haritanız. Özellikle yeni evlenmek ya da Nisan ortasında evlilik tarihini belirlediyseniz evlilikle ilgili pürüz olmayacağı ve evlilik yapacağınızın söz konusu. Uzun süredir ödemediğiniz kredilerinizle alakalı beklediğiniz para hanenize giriş sağlayacak. Bu da size gayet böyle bir relax bir hafta geçirtmenize hem duygusal hem relaksı aynı anda tadabilirsiniz. O yüzden azimsiz, güçlü, dinamik şekilde azmimizi ileriye doğru hareket ettiriyoruz. Eğer tembellik yaparsak çok güzel fırsatları ve yöneticinizin size sunacağı imkanları kaçırma şansınızın daha fazla olduğunu uyarıyorum. Uzun süredir iş problemi yaşıyorsanız ve hala ses soluk yok, ben evde bunaldım diyorsanız 21 Nisan'a kadar iş kapınızla ilgili beklediğiniz evrak ya da haber almak istediğiniz noktadan hayırlı sonuç elde edeceksiniz. Bu da sizi çok keyifli, güzel bir başlangıç sağlayacak. Özellikle ilişkisi geç ayrılan ve bir türlü barışamadım, ne zaman barışacağım diyorsanız bu hafta size her iki taraftan da doğru atılım ve gelecek planlar içerisinde olacağınız atılım gerçekleşecek. Evli koç burçlarında gereksiz birbirinize aileden kaynaklı duygusal kaoslar yaratabilirsiniz. Ama bu evliliğe bir çocuk müjdesi ya da bir yatırım müjdesiyle birlikte, yani bir yatırım çocuk ya da bir mal yatırımı ile alakalı evliliğinizde biraz daha renklilik, hakimiyet kazanacak olarak gözüküyor. Uzun süredir tayin, atama, farklı bir şehre yerleşmek isteyen koçlar için güzel fırsatlar. Hatta tarımla bile ilgilenmek istiyorum, toprağım değerlensin diyorsanız büyük bir ihtimal Mayıs'a kadar bu kafanızdaki plan ve altyapıyı oturtacaksınız. Doğru ilerleyin, bu konuda büyük başarılar elde edeceksiniz değerli koç burçları. Son zamanlarda özellikle aile büyüklerimizle alakalı baba, abi, amca dediğimiz kişilerle aramızda parasal konuda yaşanan bazı kaoslarda toparlanma ve iyileşme, hatta sizi destekleyecek konular olacak. Hiç umudunuzu kesmeyin diyorum. Eğitim konusunda yüksek lisans ya da yabancı dil eğitimi almak istiyorsanız bununla ilgili de kafanızdaki düşündüğünüz tarih belli. Maddi olarak toparladığınızda bu oluşumu da hayatınıza geçirmiş olacaksınız değerli koç burçları. Yani siz ne kadar duygusal olursanız olun, başarılar sizin için hızlı ve güzel dönüşler sağlayacak. Siz umudunuzu köreltmenizi istemiyorum. Değerli koç burçları, sağlık olarak göz tansiyonunuz, alerjik kulak burun iltihabınız ve son zamanlarda boğaz enfeksiyonlarınız söz konusu olabilir ve bağırsaklardan kaynaklı devamlı ishal sorunlarımız ya da devamlı bir sıkıntı durumumuz söz konusu olabilir. Bağırsak güçlendirici ya da bağışıklık sistemimizi güçlendirecek yiyecekler hayatımıza geçirmemiz lazım diyorum. Özellikle spiritüel alana merak saran bazı koç burçları için de evet, yaşam koşulu, astroloji eğitimi, bu tarz konulara merak sarabilir ve hisleriniz ve rüyalarınız bu ara birebir hayatınızda yön gösterebilir. Takipte kalmanız ve özellikle rüyalarınızı not almanız sizin için sağlıklı. Yani aslında umutsuz gördüğünüz hafta size çok büyük umutlar kazandıracak. Özellikle ortaklı planlarınız ya da ortaklı işler yapmak istiyorsanız
Bu tek ortaklı tekliflerden güzel kar, özellikle medya sektörü, ekonomi sektöründe olan koç burçlarına çok büyük bağlantılar ve bu bağlantılar size çok daha büyük kazançlar sağlayacak. Son zamanlarda araç ya da araç kullanımına dikkat etmeniz gerekiyor. Gereksiz dalgınlıklar size sıkıntı yaratabilir. Sevgiyle kalın, mutlulukla kalın, umutla kalın.